Bir Haziran günü, bir yerde, bir kadın, bir diğer kadına bir kil saksı veriyor. Ve diyor ki, fesleğenden senin için çoğalttım. O sırada, onlar bilmeden, ben bir kez daha katlanarak çoğalmıştım. Benim adım Mo. Ve seninki de öyle. Açıklayacağım. Işık çorbamsı ve yeşil. Ama her zaman da öyle değildi. Hücrelerimin her birinin bin gözü var. Canımın istediğini hep yaptım. Uzun zaman önce havaya aynısını yaptım. Ve sonra ellerime binlerce elim var. Gezegenin kabuğuna soktum. Bu olay 470 milyon yıl önceydi. 140 milyon yıl önce iki kız kardeş oldum. Orkide, palmiye, çimen, düğün çiçeği, ay çiçeği, meşe. Bugün bin çocuğuz, bin kardeş, binlerce torun, kuzen, yeğen. Toprak yuvadır. İster bir kapı olsun, ister gezegen. İlk duyduğum ses. İlerle ve yayıl. Yine bir sabah olmuştu. Ben bin gözümle o an ilk kez primatı gördüm. Benim topraktaki ellerime benzeyen elimsi uzvuyla bana doğru uzanıyordu. Ama benim dikkatimi çeken şey sıra dişleriydi. Çelişki içeren. Hem kendini hem beni yiyebilen. Kendi aksimi görmedim o gün. Kardeşleştim. Daha çok erkek kardeşleştim. Ve dedim ki, dünyaya bu primatın sırtında yayılırım ben. Bir anda ortak tarihimizi, her tasavvurunu, eylemini, çıkar ilişkisini, ona verebileceklerimi, merakının arzu, arzusunun hırsa dönüşmesini, ona eşlik edişimi o tek an içinde gördüm. Belki dedim o gün, bir gün senin sinir sistemin bile olurum dedim o gün. Aynı ileride efsane olacak o meşe ve ıhlamur gibi bir daha ayrılmayız. Şifa ve silah olabileceğimi o gün düşünmüştüm. Biraz eş bağımlı gibi mi olur acaba? Yok. İcbarla vuku bulmadı bu karar. Olur bu iş diye düşündüğüm anda oldu o iş. Hala oluyor da. Kadın 1, kadın 2'ye telefonundan bir liste okuyor. Okaliptus, biberiye, lavanta, limon otu, ada çayı, zeytin. Thank you.
genel olarak yemek için simgesel isimdir. Onun kişileşmesidir. Kaua etokahi iatahu, yani tavuğu küçümseme ifadesi, önüne konan yemeği reddeden kişiye karşı söylenir. Bu tanrının bitkiler ve barış tanrısı Rongo ile aynı olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Böylece konukseverlik, yemek, beraberlik, barış, mübadele ve hukuk gibi fikirlerin ilişkisini daha iyi anlayabiliriz. Dünyanın ilk bahçesi olan Babil'in asma bahçelerini M.Ö. 600 civarında 2. Nebukadnezar tarafından Med Krallığı, yani günümüzdeki İran'dan gelmiş ve memleketindeki çayır ve engebeleri özleyen cariyesi Amitis için yaptırıldığı söylenir. Fakat işin doğrusu, insanlığın M.Ö. 10.000 civarında bitkileri ehlileştirme süreci başlamıştı. Bu süreç, insanların nesiller boyunca insan tüketimine uygun özelliklere sahip bitkileri seçip türettikleri inanılmaz derecede yavaş ilerleyen bir iptidai mühendislikti. Bitkilerin ehlileştirilmesi, ilk insanların göçebelikten kalıcı şehir ve kasabalara yerleşmesinin önünü açtı. Gerçekten de bitkiler, insan uygarlığının yaratılmasındaki en önemli faktördü. Aynı zamanda tarım devrimiyle beraber avcı toplayıcılıktan sabit, tahıl bazlı bir beslenme düzenine geçen insanlığın ortalama boyundan ta 20. yüzyıla kadar arasını kapatamayacağı bir yaklaşık 12 santim kaybettiği bilinmektedir. Bu sizin bildiğiniz tarih açısından mühim bir detay olmadığı gibi Moğol'un gözünde de dev bir bedel sayılmaz. Önceki çağlarda iktidar sınıfına ait bir ayrıcalık olan ev bitkisi 19. yüzyılda orta sınıfa iner. Mimari gelişmelerle birleşen sanayi devrimi, daha iyi ısıtılmış evleri ve daha fazla doğal ışığa izin verir. Artık geçmişin soğuk, köhne girintilerine benzemeyen Victoria devri evi, dayanıklı ev bitkileri için daha uygun bir ortam sağladı. Bahçıvanlık ve ev bitkileri ile ilgili kitaplar ve kılavuzlar da yaygınlaştı. Ve bu da ev bitkilerine olan talebi, aynı zamanda da evdeki ölü veya canlı bitki sayısını ister istemez daha da arttırdı. Hmong inanışına göre jungle'da yaşayan huysuz bir cin rahatsız edildiği zamanlarda salgın hastalık gönderirmiş. Antiviral etkili aromatik bitki türleri arasında adaçayı, bergamot, biberiye, karanfil, limon otu, melisa, okaliptus sayılabilir. Hindistan ve Tayvan'da bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre okaliptus, ıtır ve limon yağları COVID-19'a karşı koruyuculuk sağlıyor. Etkisi kanıtlanmış bu yağlar maske kenarına damlatılarak da kullanılabilir.
Ve şimdi. Tüm canlılar gibi ilk ve tek kız kardeş evrimsel avantajı için bir takım stratejiler geliştirmişti. Bunlardan en belirgini belki de kendini dünyanın en entürü sanan hayvanlara karşı virüs ve bakterilerden çok da farklı olmayan bir faydalanma politikası olabilir. Fakat ona parazit diyemeyiz tam olarak. En iyi ihtimalle bizler sırf kendi genlerimizin değil, onunkinin de esirleriyiz. Biz, bizim türümüz, arı, sinek ve kuşlara bir hoş geldiniz pankartı açmadığı kalmış. Aslan ağzı, pasiflora, leylak, aynı sefa çiçeğini en kötü ihtimalle sevimli birer minik rüşvetçi olarak kabul ederken, ceset kokusu ve dünyanın bilinen en büyük tek çiçeğiyle Titan aroma ise çiçekliğin doğasına aykırı bir hilkat garibesiymişçesine yaklaşmakta beis görmeyiz. Fakat Mo için bu iki pragmatizm arasında hiçbir fark yok. Çürüyen et veya kusmuk kokan bitkilerin leş yiyici dinozorlara bu vesileyle otostop çekerek yeni adreslerin bu dinozorların midelerinde taşınmaya adapte oldukları düşünülüyor. Günümüzde türümüzün çoğaltıp yaydığı pek çok evcil bitkinin stres giderici olması ve bu stres giderici özelliklerini dünyanın en zorlu bazı şartları ve iklimlerinde büyüme, adaptasyon sağlamış olmalarından almaları tesadüf değil gibi gözüküyor. Baharat, üzüm, zeytin, mısır, buğday, arpa, soya, afyon ve sonra güzel fotoğraflanan ev bitkileri, paşa kılıcı, para çiçeği, kauçuk, deve tabanı. Bu şekilde uzar gider bir klorofil şelalesi. Damak, sinir sistemi ve göz zevki üçgeninde bir simbiyoz. ...2017'de 13 bilim insanı ve 13 saksıda birer süt mısır fidesi. İnsanlar fidelerin yapraklarına şefkatle birer makyaj fırçası sürüyor. Sonuçlar yıl sonunda bir dergide yayınlanacak. Çalışma, kalabalık bir ortamda bulunan bitkilerin muhtemelen gölgede kalmaktan kaçınmak amacıyla toprağa diğer bitkileri kendinden uzağa uyaran agresif kimyasallar salgıladığını gösterdi. Biyokimyanın uzun araştırma tarihine dayanarak optimal tepkilerin elde edilmesi için en uygun yöntemin kimyasal iletişim olduğu bilinmektedir. Böylece uçucu organik bileşik veya hormon şeklindeki kimyasal mesajlar, önceden yanıt vermek üzere programlanmış belirli hücreler üzerinde çalışırken, yakın çevredeki diğer hücreler etkilenmez. Gereksiz, performansınızı 24 saat gereksinimlerinizle dengelemek zorunda olan bedenler, gerekse biz, ışıktan başka gereksinimi olmayanlar. Kimyasal mesajlar o kadar eksiksiz ve spesifiktir ki, insanların yarattığı herhangi bir iletişim sistemi onun organizasyon ve karmaşıklık seviyesini aşamaz. Buna sözlü
yazılı veya matematiksel tüm diller ve en gelişmiş bilgisayarlar tarafından sentez edilen tüm bilgi türleri dahildir. Kimyasal bilgi sistemleri, söz konusu neyse, onu eksiksiz olarak yeniden üretecek ve geniş bir olasılık yelpazesi içinde yürür durumda tutacak kadar spesifik ve kesindir. Kadın bir, kadın ikiye diyor ki, yorgun dular. Sen eve git bir ada çayı yak. O Moğol'u da tanırım. Kadın ikinin saksısına, Yalova'da bir ağaçtan gelmişti, tohumken. Nasıl gelmiş? Ayaklarıyla yürümüş. Zamanlar. İkisinin paylaştığı evlerden birindeydik hepimiz. Aramızda konuşulmayan şey yoktur. İsimlerimiz bunlar değil ama. Bir metre olmayan paşa kılıcı. Bir metreyi rahat geçen fezleyenler. Çoğalıp duran, saksıdan saksıya atlayan telgraf çiçeği, lavanta, para çiçeği, örümcek, dört garip, içe dönük sukulent. Zemindeki sere serpe mum. O yabancı olabilir ama yine de bizden. Kadın benim bir yerde çalıştığı zamandan kalan birilerinin hediyesi, sümüklü orkide. Adımız kütüphane de değil, tuvalet kağıdı, kitapta. Ama her neyse, o kaotik parti. Huş, Ladin, Çam, birbirini tanıyan, tanımayan, yaprakların arasındaki. Tiz notalar gibi yassılaşmış. Bir yorum papatya. Mimoza. Kenevir yaprağı. Hepsi kuzenler. Hepimiz mi? Kucak kucağı. Kadınlar beraber çay ve tütün içip ardından uyumaya gidiyorlar. Ve tüm gece, her gece muhabbetimizi soluyor. Neyse, doğru açıklayacaktım. Açıklıyorum. Eğer anlatılmamış mo toprakları atomlara indirgenirse, bir atomda anlatılmamış topraklar var. Ve birinde olduğu gibi yine her birinde. Bu mo toprakların bir anda indirgendiği atomlar anlatılamaz. Ve an be an sürekli indirgeme atomları da öyle. Anlatılmamış çağlar boyunca devam ediyor. Bu atomlar anlatılmayacak kadar çok toprak içerir. Ve bu topraklardaki atomları anlatmak daha da zor. Birbirimizi taşırsak
daha hızlı yüzeriz. Norveç'in Svalbard adasındaki donmuş bir kutup dağının derinliklerinde hayata geçirilecek kıyamet günü tohum deposu şimdiye kadar 100 ülke tarafından desteklendi. Kutup ayıları ve vakum kilitli çelik kapılar tarafından korunacak olan kasanın küresel felakete karşı bir sigorta olması amacıyla tüm dünya mahsullerinin tohumlarını içermesi planlanıyor. Tavuk yumurtası albümin geni. Yaprak protein genine ait kontrol sekanslara bağlandıktan sonra bir bitki hücresine, örneğin yonca, transfer edilirse oluşturulan transgenik yonca yapraklarında yumurta akı biriktirebilir. Bu durum meraların besleyici kapasitesini artırmada etkili olabilir. Böylece bir bitki, transgenik bir bitki, solar enerjiden yararlanarak fotosentetik mekanizma ile tavuk yumurta akı proteinini üretebilir hale gelebilir. İleride kendi ribozimini taşıyan transgenik bitkiler de elde edilebilecektir. Dünya terakotadır. Bir primatın yukarı bakan çiçeksi avuçlarındadır. İki primat bir gemidedir. Gemi hep iki kıta arasındadır. Kıtalar iki siyah sonsuzluğun arasında katlanarak yayılıyor. Beni muhabbet kuşu gibi kil saksıya da koyabilirsiniz. Fark etmez. Ben orayı bulur, gene giderim. Bir yerde, bir gen, gene bir organizmanın iyilik perisi olacaktır. Sana bacak bahşediyorum. Bir hücre gene ikiye ayrılır. Günün birinde. Okul resmindeki yeşil önlüklü kız ikiye ayrılır. İkisi de fesleğen sever. Bundan böyle bacakların var. Farklı bir ben olacaksın. Entropi kaderdir ve ilerlemedir. Mo'nun ağında, seni tanımış herkesin zihninde bir yansıma, diyor Mo. Böyle dersem, belki beni daha iyi anlarsın.